nedir diye hocamıza sormuşlar. Hocamız da demiş ki benim kara kaçanın ayağının arka ayağını bastığı yerdir. Hocam nereden biliyorsun? İnanmazsanız ölçün bakın demiş. Yıldırım Beyazıt askerlerinden Fakir Mehmet buradaydı. Yıl 1393-94'e tarihliyoruz. Kulübemizin orijinal kitabesi yok ama bir nükte olarak tersten yazılmış bir kitabe var ama hocamız doğruluğa, dürüstlüğe, güzelliğe, iyiliğe kapım açık diyor. Nasreddin Hoca muhtemelen 1208 yılında dünyaya geldi. Farklı rivayetler var doğum yediğiyle ilgili ama bu rivayetler çok önemli değil. Nasreddin Hocamız böyle yetişkin bir çağına geldiğinde, yani bugünkü anlamda üniversite yaşına geldiğinde dönemin hocalarını ve medreselerini araştırıyor. Tabii dönemin Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya ve Konya'nın bir sancak beyliği olarak, Selçuklu Devleti'nin sancak beyliği olarak Akşehir'in medreseleri ve hocalarının ününü duyuyor. Ve önce Akşehir'e geliyor. Seyyid Mahmut Hayrani, Nimetullah Nahçıvani, Hacı İbrahim Sultan Veli'den dersler alıyor. Hoca Fakih'ten dersler alıyor. Ve daha sonra Akşehir'e dönüyor ve Akşehir'de biz Nasreddin Hoca diyoruz ama hoca deyince daha çok bir cami hocası algısı var ama bir cami hocası değil. Hocamız bir müderris, yani bir medrese hocası. Yani bugünkü karşılığı benim meslektaşım. Bir medrese hocası, bir üniversite hocası olarak karşımıza çıkıyor. Fıkralarından, güldüşünlerinden kadılık yaptığı, müderrislik yaptığı, vaizlik yaptığına dair de fıkraları var ama o daha çok bir bilirkişi olarak konuştuğunu düşünüyoruz camilerde. Bindiğiniz dalı kesmeyin, yoksa düşersiniz. Evet, Nasreddin Hocamız bizim özellikle gönül coğrafyası dediğimiz Türk akraba ve topluluklarında, bütün Türk dünyasında, Balkanlarda, Kuzey Irak'ta, bugün Orta Asya dediğimiz Tacikistan'ı da içine alarak, hatta Uygur, Doğu Türkistan dediğimiz Uygur Türklerine kadar tanınan, bilinen bir kişilik. Ahmet Kavuk'taysa adını okuyun. Yani Nasreddin Hocamız evrensel bir değer. Nasreddin Hocamız bir güldüşün, Türk kültürünün, Türk zekasının, Türk kıvrak cevaplılığının bir ürünü. Hocamızın çocuklarla özel bir iletişimi var. Günümüzde de çocuklar Nasreddin Hoca deyince çocukların yüzünde gülümseme oluyor. Ve hocamızın en meşhur fıkralarından birisi biliyorsunuz. Tüm çocukların bildiği, parayı veren düdüğü çalar. Bugün Mevlana kendi açısından ne yaptıysa, Hacı Bektaş ne yaptıysa, Yunus Emre ne yaptıysa, Nasreddin Hoca da bu nükteleriyle aynı şeyi yapmıştır. Anladım. Yani Nasreddin Hoca bugün Türkçenin gelişimine son derece katkı sağlamıştır. Bugün işte ya tutarsa demek, bugün düşmesem de inecektim demek, bugün ipe un sermek. Bunlar öyle anlam derinliği ifade eden deyimleşmiş kavramlar ki Türk dilinin gelişmesine, anlam derinliği kazanmasına son derece önemli katkı sağlamış, deyimleşmiş sözlerimizdir. Şimdi meşhur kazan doğurdu fıkrası ama bu sefer dev kazan doğurdu. Dünyada gülümsenerek girilen tek mezarlık. Çünkü mezarlıklar hüzün yerleridir. İnsanlar sevdiklerini, kaybettiklerini ziyarete gelirler. Ama buraya girerken hocanın o nükteleri aklınıza geliyor. Gülümseyerek ve neyi karşılıyorsunuz gülümseyerek? Ölümü gülümseyerek karşılıyorsunuz. Hindiyi satıyorum gördüğünüz gibi. Yani ne diyordu? O düşünüyorsa, o konuşuyorsa bu da düşünüyor.